Efendim, Avrupa Merkez Bankası'nın yıllık toplantılarında Portekiz'de Christine Lagarde konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Şu anda geçtiğimiz 2025 çeyreği için hedefleri belirlediğimizde, bu arada hani açıklama isteyeceğim 3 ayaklı bir program üzerinde düşünüyoruz ve bunun da bu 3 ayağı besleyecek verilere ihtiyacımız vardı. Ama aynı şekilde de şundan da bahsetmek istiyorum ki bu tabii ki tek yollu bir süreç değildi. Bu birçok farklı yönü vardı. Ama bu adımlar daha fazla verilerin ortaya çıkmasıyla ve onların incelenmesiyle mümkün olabilecek bir süreç bu. Basitçe şu anda bu noktadayız. Ve bizler bu dezenflasyon yolunda gayet ilerlemiş durumdayız. Ve bu ilk çeyrekte gördüğümüz iyileşmelerden sonra da bunların devam edeceğini görmüştük. Tabii ki gelecekle ilgili soru işaretleri de var. Yani burada pazarda bir duraklama bekliyorsunuz. Böyle bir beklentimiz yok kimse için ama herkesin ekonominin bir bakıma derisinin altına bakıp şu anda nereye doğru gittiğimizi ve nasıl bir pozisyon almamız gerektiğini herkesin kendi karar vermesi gerekiyor. Tabii ki bu süreçte siz de bulunmuştunuz ve geçtiğimiz Temmuz ayından beri siz de faiz oranlarını azaltmadınız. Neyi bekliyorsunuz? Geçtiğimiz yıl burada otururken bazı şeyleri bilmiyorduk. Bu 7 aylık düşük enflasyon sürecine gireceğimizi bilmiyorduk. Ve bu kadar olumlu geçeceğini bilmiyorduk bu iş gücü piyasasının da böyle gideceğini. Ve bildiğiniz gibi bu yılın ilk çeyreğinde de çok ciddi bir büyüme rakamları gördük. Ve buradaki iş gücü piyasasında da olumlu ilerlemeler var. Ve enflasyon da ilk çeyrekte durakladıktan sonra şimdi yine dezenflasyon yoluna girdiğini gördük. Bu da bizi şöyle bir noktada bırakıyor. Enflasyonu düşürmekle, hedefimize doğru düşürmekle ilgili İyi şeyler yaptık, iş gücü piyasası iyi durumda ve bunların hepsinin son okumasını yaptığımızda bizlerin bu dezenflasyon yolunda daha da ilerleyeceğimizi görüyoruz ve %2 enflasyon hedefimize ilerleyeceğimizi görüyoruz. Bununla ilgili de para politikalarında gevşeme mümkün olacaktı. Bu söylediğimiz şey buydu. Tabii ki yakın zamanda da ortaya çıkan veriler gibi yeni verileri görmek istiyoruz. İş gücü piyasasından veya beklenmeyen bir şekilde onun zayıflaması bir reaksiyon göstermemizi gerektirebilir. Peki %2.6 enflasyon olmuş sanırım. Evet, yani 12 ay içerisinde %2.6 enflasyon var şu anda. Bu gerçekten önemli bir ilerlemeyi gösteriyor. Aynı şeyde her türlü faiz türlerinde de bu ilerlemeyi görüyoruz. Fakat burada anlamak istediğim şey şu ki bu gördüğümüz seviyeler gerçekten bu altta yatan tüketici enflasyonuyla ilgili verileri tam olarak gösteriyor. Ve burada bazı çeyreklerde %3'ün üzerinde enflasyon gördük ama genel olarak Amerikan ekonomisi şu anda güçlü ve bu tür sorunları çözebilmek için de yeterli vaktimiz var. Yani Ekim'e kadar. Tabii özellikle öyle bir ay söyleyemem. Ama bu çok erken davranırsak veya çok geç kalırsak bu iyileşme ve büyüme trendini bir bakıma bozma riskimiz var. Dolayısıyla dikkatli bir yaklaşımımızın olması gerekiyor. Tabii bu farklı serüvenlerden bahsediyorsunuz. Geçtiğimiz yılda faizi çok düşürmüştünüz.
Ama şimdi bir duraklama var. Gelecekte ne olacak? Brezilya burada faiz oranlarını arttıran ilk ülkelerden biriydi. Buradaki enflasyon dinamikleri hem ulusal anlamda hem de global anlamda takip etmişti. Ve belli bir süre sonra bunlarda yumuşama sürecine girdik. Ve bu yumuşama sürecinde gördük ki enflasyonun düşüşe geçtiğini de görmüş olduk. Ve iş gücü piyasasında da güçlü trendler vardı. Orada iki farklı noktaya dikkat çektik. Bu iş gücü piyasasının bu kadar güçlü olması ileride bir noktada hizmet sektöründeki enflasyonun da düşmesine sebep olacaktı. Tabii şimdilik bunu daha göremedik ama buradaki hizmet sektöründeki bu elemanları yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ama bu ikisinin arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyoruz. Ve en son zamanda da bu faiz değişikliklerinde bir duraklamaya girdik. Çünkü burada bir beklentimiz vardı bu hizmet sektöründeki enflasyonla ilgili. Aynı zamanda da gıda enflasyonunun da birazcık arttığını gördük. Bu sadece Brezilya'da değil, başka yerlerde de görüyoruz bunu. Aynı zamanda da etrafta bir bakıma çok fazla gülürtü var. Yani bu döngüyü bir bakıma bir durdurmak istedik. Böyle acil durumlardan ve bölgede kişisel durumlardan Brezilya etkilenmiş oldu. Ve burada etrafta gürültü görüyoruz. Ve bu gürültü iki kanaldan geliyor. Birisi beklentiler para politikalarıyla ilgili. Ve öbürü de geleceğin para politikalarıyla ilgili beklentiler. Bu ikisini aynı anda olması bizim için bir belirsizlik yaratıyor. Dolayısıyla bu yüzden de bu kanalları nasıl düzeltebiliriz ve bu iletişimi nasıl daha iyi sağlayabiliriz diye düşünmek için bu duraklamayı yapmış olduk. Çünkü hem enflasyon hem de para politikaları arasında beklentiler var. Bu beklentiler daha böyle derinleşmeye başladığında ve beklenen yönde ilerledi. Yani bu piyasalardaki düşüşler vardı. Önümüzde realde düşüşler vardı. Bu nasıl? Tabii ki beklenen enflasyon ve faiz beklentilerinin nasıl hareket edeceğine baktığımızda bunları analiz ettik. Ve beklenen enflasyonun hem pazardan hem de tüketici enflasyonundan beklentiler biraz artmış oldu. Bunu %2 hedefinize giden yolu biraz engelli ve inişli çıkışlı diye tabir etmiştiniz. Buradaki fiyat istikrarını sağlamayı engelleyen şey nedir? Dediğiniz gibi şu andaki rakamımız önceki aydan daha düşük. İnişli çıkışlı dediğimizde buradaki enflasyonu ölçmek için kullandığımız yöntemlerin doğru çalıştığını görüyoruz. Ama tabii ki hala bunun inişli bir çıkışlı yol olacağını hala bekliyoruz. Ama hala da işin sonunda 2025'in ikinci yarısında belli hedeflerimiz var. Ve şunu söylerken doğru söylüyorsunuz. Hizmetler, hizmet enflasyonu pek değişmedi. %4.1'di yanlış hatırlamıyorsam. Ve buradaki farklı elementlere ve bu hizmet sektörünün enflasyonu arasındaki faktörlere bakılması gerekiyor. Bu bir bakıma kalıcı değişikliklerden kaynaklandı geçmişteki ve aynı zamanda da diğer elemanların, enstrümanların da yapılan değişikliklerin bu hizmet sektörüne etki ederken bir gecikme süreci olabiliyor.
Ve geçtiğimiz aylarda bir hafif yukarıya çıkma durumu oldu ve şu anda da %4.1'de kalıyor. Tabii ki bu hizmeti daha yüksek olmasını beklemiyoruz. Ve ileride de burada hem hizmetler hem de burada mallar arasında belli bir denge olacağını düşünüyoruz. Ama burada hizmet sektöründeki paranın en büyük kaynağı bir bakıma maaşlar ve buradaki iş sistemlerimiz, Avrupa'daki iş sistemlerimiz yıllık bazlı bir şekilde yapılabiliyor buradaki sistemlerin oluşturulması ve da bazıları da bazen 2 yılda bir, 3 yılda bir yapabiliyor.